Türkiye'yi Asya'ya yerleşirken Çin'le olan köklü dostluğu yeniden canlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükmetiyle işbirliği yapmak arzusundayız. Ankara ve Pekin ilişkilerinin dünü bugünü ele alındı. İki ülke arasında işbirliğinin artırılması öne çıktı. Çin Komünist Partisi'nin gelişmesi Amerika'nın hegemonya siyasetlerini durdurmak açısından dünya ölçeğindeki en büyük gelişmedir. Vatan Partisi Öncü Gençlik, Çin Komünist Partisi'nin 100. Türkiye ve Çin diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konferansa katıldı. Zoom programı üzerinden yapılan toplantıda Çin Büyükşehir Ateşesi genç diplomatlar ve Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri bir araya geldi. Geleceğin sahibi gençlik emperyalizme karşı birleşmelidir. Konferansa Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Shi Rulin de katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rulin, Çin'in 4 Mayıs Gençlik Hareketi ile Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkması arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Rulin, iki ülke gençliğinin diyaloglarının böyle toplantılarla daha da pekişeceğini belirtti. Bugünkü toplantının amacı Çin-Türk dostluk bayrağını genç kuşaklara aktarmak ve iki ülkenin dost gençlerinin çalışmalarını teşvik etmektir. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay da iki ülkenin ABD'nin emperyalist kuşatmasına karşı mücadele ettiğini vurguladı. 4 Mayıs ve 19 Mayıs'ta atılan ilk adımların cesareti, heyecanı ve önemiyle yürünecek uzun yıllar önümüzdedir. Öncü Gençlik Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Işık Günakfırat ise Türkiye ve Çin arasında daha güçlü bağlar kurulması için gençliğin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Amerika belki kağıtlara Çin düşmanlığını yazabiliyor, fakat dünya devletleri Çin düşmanlığında bir araya gelmiyor. Toplantının Çinli gençler kısmında Çin'in Ankara Büyükelçiliği ateşeleri de konuştu. Konuşmalarını Türkçe yapan genç ateşeler, Çin'de Türkçe eğitiminin durumunu anlattılar. Evrensel ve çağdaştır ve insanlığı. Toplantının sohbet bölümünde Çin'de PKK'ya, Türkiye'de de sözde Uygur tehdidine karşı bilinç oluşması için neler yapılabilir sorusuna yanıt arandı. Terörist karşı mücadele etmek bizim el ele vermemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükmetiyle işbirliği yapmak arzusundayız. Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay toplantının sonunda Çinli genç diplomatları Öncü Gençlik Yaz Kampı'na davet etti. Siz değerli Çinli arkadaşlarımızı ağırlamak isteriz.